Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman, yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, bugün tekneyle çıkacağız, pazar günü, çok güzel bir hava var. İnşallah bir sürpriz yapmaz da yağmur yağmaz, çünkü arada böyle 5 dakika falan attırıyor. Ama da çok zevkli oluyor, keyifli oluyor. Bugün sizlerle beraber Miami'nin en pahalı sahil evlerini gezeceğiz. Hem de tekneden, böyle denizden göstereceğim size. Bayağı güzel evler var, gerçekten çok güzel evler var. Yani insan kıskanmıyor değil. Miami'deki evler biraz daha gösterişli. Tabi Amerika'nın bir sürü yerinde, başka ülkelerde de güzel evler var ama deniz kenarında olması, kendi plajlarının olması, kendilerine özel işte tekneleri önüne çekiyor insanlar falan filan, gayet farklı bir kafa var burada aslına bakarsanız. Ama dediğim gibi evler biraz gösterişli. Pahalı da, yüksek de fiyatları. Ben size hem ortalamasını da söyleyeceğim, hem şöyle bir okyanusta güzel bir gezinti yapacağız, yüzeceğiz, hem de evlere bakacağız, güzel güzel gezeceğiz. İyi güzel bir pazar günü olsun. Buyursun efendim, videomuza geçelim. Şimdi bize güzel de kahvaltı hazırlamışlar. Önce bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra millet gelmiş götürmüş bile kahvaltıları. Biz geç kalmışız valla. Bir çok daha sabah erken kalktık. Hiçbir şey yemedik, bari bir şeyler yiyelim. Muz yiyeyim dedim. Yemeğe koptum. Tövbe bismillah, böyle muz mu olur ya? Tombil tombil. Şunlara bak. Enteresan bir muz gerçekten. Miami'nin çikitası da böyle oluyormuş demek ki. Evet efendim, teknemiz bu. Gördüğünüz gibi günlük gezi için gayet rahat, gayet yeterli. Zaten iki kişi olacağız. Oo, tentesi de var. Arkada güneşlenme minderi de var. Mis. İçinde buzdolabı, ondan sonra temiz su tankı falan her şey var. Arkasında platformu var. O da güzel. Yüzmek için falan da gayet rahat. Çiçek. Biz bunu saati 100 dolara kiraladık. Zaten genel olarak burada böyle. Bir saatte ücretsiz verdiler. Yaklaşık 6 saatliğine kiraladık. Zaten etraftaki botların da hepsi hemen hemen aynı. Yani insanlar bu tür şeylerle çıkıyorlar. İşte Monterey, bilenler biliyordur belki. Bizimkinin özelliği kırmızı olması tabii. Kırmızı olsun, 1 lira fazla olsun mantığıyla. Biz seçmedik, onlar verdiler tabii. Abi şimdi anlatıyor burada. Şunları şunu yapın, bunları burada yapın. Ha, gayet basittir zaten kullanması, çok zor bir şey değil. Evet, şimdi Marina'dan çıktık. Kaptanımız Emin, gördüğünüz gibi. Kaptanımız karga değil, en azından burnumuz doğru yolda. Şöyle efendim, ilk evimizi göstereyim size. Burası bir ev sevgili arkadaşlar. Aklınıza bir şey gelmesin. Yandakiler de öyle, aynı şekilde. Yani burada insan yaşıyor. Hani öyle söyleyeyim. Gerçekten de böyle mansion dedikleri bu olsa gerek. Genellikle 15 milyonla 50 milyon dolara kadar, hatta şu anda bakımda, abi teknesi içinde. Zaten bakıma sokmuş. 15 milyonla 50 milyon dolar arasında evlerin fiyatları. Gördüğünüz gibi ablamız da orada güneşleniyor. Oturmuş. Böyle ufak tefek evler de var. Bu evler de gayet şık, gayet hoş. Ama yine tabii fiyatlar yüksek. Bu arada şimdi burada belli bir hızda gitmeniz gerekiyor. Bu bölgede dalga yapmak yasak. Yani dalga yapamıyorsunuz. Kimseyi rahatsız etmemeniz gerekiyor. Biz birazdan buradan çıktıktan sonra dalgamızı da yapacağız. Gezeceğiz de, yüzeceğiz de. Şöyle bir sokak düşünün, komşularınız bunlar. Böyle arabanız yerine teknenizi çekiyorsunuz kapınızın önüne, ya da jet skilerinizi çekiyorsunuz. Sabah jet skiye binip bakkala gidiyorum ben ekmek almaya diyebilirsiniz yani. Gayet güzel olur. Oğlum iki tane ekmek al, gel bakayım. Jet skiye atla, babayın jet skine atla, git gel. Böyle bir ortam da var. Yani Florida aslına bakarsanız geneli ağır olarak bataklık olan bir eyalet olduğu için, Emin'le onu konuşuyorduk. Siz eğer bir yere böyle bir ufak bir delik açarsanız hemen bir saat sonra falan o delik suyla doluyor. O yüzden Florida'da hiçbir şekilde evlerin basement dedikleri yerleri yok mesela. Villa sefasını yapıyor. Tekne yoğunluğu çok fazla Miami'de. Şunlar da evler şöyle göstermiş olayım. Artık bunları göstermeme gerek yok herhalde. Gayet rahat bir şekilde görüyorsunuzdur. Belli bir hızla gidiyoruz yine. Demin biraz koptuk, hız yaptık ama şimdi artık biraz daha durulduk. Evler çok güzel, gerçekten çok güzel. Yani tarz olarak da, ortam olarak da mükemmel. Hem de denizin ortasında, böyle denizin tam kenarında bir evinizin olması, sabah uyandığınızda yani suya atlayabilmeniz çok güzel gerçekten. Şöyle göstereyim, jet skisini koyanlar, teknesini koyanlar. Yalnız bu evleri temizlemek biraz zor olabilir diye iğrenç bir şey söyleyeceğim şimdi. Hep öyle deriz ya, ya büyük ev istemiyorum, temizlemesi zor oluyor ya falan. En büyük geyiktir. Abi fıskiyeyi de yaptırmış. Fıskiyeyi kim kırdı? Abimiz. Tarz çok güzel yalnız evin. Gerçekten harika. Yanda da ikili bu villa, evet. Abi biraz paraya kıymış. Alanı büyütmüş galiba. Öyle bir şey yapmış. Fıskiyeden de çift olsun, ne olur ne olmaz. Biri kırılırsa diğerini kullanırız demiş. Gördüğünüz gibi burada da başka bir ev. Küçük bir ev. Fakir evi ya bu, yazık yani. Küçük. Minnoş. Onun yanında da misafirhanesi. Kaptanımız.
Efendim gördüğünüz gibi baba parası değil, alın teri. Bak alnı terlemiş adamın. Ya gördün mü? Evet, biraz da şu tarafa dönelim. Şuradaki abimiz çoluğuna çocuğuna çok önem veriyor gerçekten, helal olsun. Koymuş oraya kaydırağı maydırağı falan. Çocuk parti yapmış. Yanında güzel bir ev yine. Orada da bir tane pota var ama herhalde 2 yaş çocuklar için bir pota. Arka tarafta da bir abimiz demiş ki benim denizle menizle işim yok. Benim işim çimlerle. Ben bütün bahçeyi çim yaptırayım. Evim arkada kalsın demiş. Bunlar da efendim gördüğünüz gibi şezlongları da denize değil eve doğru çevirmişler. Artık ne kadar bıktılarsa denizden. Bembeyaz, inanılmaz bir tarzı var. Yatak odasının önünde de 2 tane şezlong var. Harika gerçekten. Şöyle efendim, burada da yine bir tane önünde fışkisi olan bir ev. Şurada kocaman ev kadar bir tane tekne var. Yine bahçeye önem veren ve de kamelyaya önem veren birisi. Bizde kamelya çok önemlidir. Biz çok severiz böyle şeyleri. Kamelya böyle önde durur bizde. Hep orada keyif yaparız. Kahvaltıyı kamelyaya alalım lütfen. Ama abi azimutu çekmiş oraya var ya, yemin ediyorum. Evden daha büyük teknesi var abinin. Vallahi billahi evden daha büyük teknesi var. Yani hakikaten hanım ben bir gezeyim geleyim falan dese herhalde 10 bin dolar benzin yakar yani. Burada bana göre çirkin bir ev. Hiç güzel değil. Hiç hoş değil. Efendim bu tarafta da daha böyle mazbut. Biz Miami'nin sayılı zenginleriniz ama şaşayı sevmiyoruz diyenlerin evleri var. Sineklik yapmışlar. Kocaman 3 tane büyük. Demek ki doğal olarak burada sinek oluyordur. Böcek möcek falan oluyordur. Yani sonuç olarak deniz kenarı ama şurada da gördüğünüz gibi yine güzel bir ev. Rengi biraz koyu. Niye koyu renk yapar insan onu da anlamıyorum yani. Bembeyaz yapsana abicim, mis gibi. Arka tarafta biraz böyle İspanyol tarzı bir ev. Mexican tarzı bir ev. Balıkçılar gördüğünüz gibi oltaları da atmışlar arkaya. 4-5 tane balığa çıkıyorlar. Burada da minimalist tarzda bir ev. Çok hoş. Gerçekten çok şık. Benim de kesinlikle tercihim böyle bir şey olurdu herhalde yani. Acayip güzel, sade. Yan tarafında pimapeni bol tutalım demiş. O nasıl bir kapı, o nasıl bir cam ya? Pimapen sahibi, pimapen firmasının sahibi herhalde abi. En pahalısını bizim eve yaptıralım demiş. Burada da yine böyle bir şey tarzı. İspanyol, Spanish tarzı. Ben çok fazla mimariden anlamadığım için böyle şey söylüyorum. Spanish, Spanish falan diyorum ama. Baba evine havuz yaptırmış, evet. Deniz beni sarmıyor, ben havuza giriyorum demiş. Burada da sera çalışmaları devam ediyor. Abi sera yapmış evini bildiğin. Şu tarafta trombolin koymuşlar. Abi insanların demek ki zevkleri değişiyor. Şimdi biraz dalga yiyeceğiz. Abi de üstümüze geliyor. Ay Allah. Bodozlama bize girecek. Evet, şurada da yine yani buna ev demek biraz yanlış olur. Bu biraz kale gibi olmuş. Yani Lady Go Diver. Aa, dalış teknesi. Aa, süper. Vallahi var ya, nasıl özlemişim dalış teknesi görmeyi. İnanılmaz ya. Acilen dalış yapmam lazım. Narkozdan çıkma, dizi setinden çıkma bir ev gerçekten. Yan tarafında da gariban emekli Hüseyin abinin evi. Ay anam ya. Komşuya bak, sana bak Hüseyin abi. Adamsın Hüseyin abi. Abimiz gerçekten güzel bir çalışmaya imza atmış. Palmiyeler, evin tarzı falan filan gayet hoş. Çok güzel olmuş gerçekten. Çok fazla tekne geçtiği için biraz dalga yiyoruz tabii ama Allah'tan kameranın elektronik stabilizer'ı var da idare ediyoruzdur diye düşünüyorum. Ya burada da yine böyle bir heykeller, meykeller falan filan. Ya şimdi bu evlerin fiyatlarını merak ediyorsunuzdur. Ben de merak ediyorum ama ben internetten genel olarak bir baktım. 15 milyonla 50 milyon bazı özel evlerin 100 milyonu da geçiyor. Mesela şu abinin yaptığı harika bir şey. Bahçeye bakar mısınız? Abi evin bahçesini ne hale getirmiş? Şuraya bak. Yemin ediyorum Dolmabahçe Sarayı gibi yapmış ya. Helal olsun. Evet, burada da böyle gayet mütevazi güzel bir evimiz var. Gayet hoş. Yani şık. Bu da yine kalın çerçeveli. Hiç sevmem kalın çerçeve olayını. Oo, bu daha yeni yapılıyor. Yapım aşamasında. Loading efendim bu. Daha yapılacak bitecek ama çok güzel. İşte benim tarzım, benim olayım bu. Minimal olayı beni gerçekten benden alıyor, bitiriyor yani. Çok hoş. Şu ev de çok güzelmiş. Gayet şık. Şu da çok hoş. Tarzları gerçekten çok hoş. Burada komşuluklar nasıl oluyordur acaba yani? Oğlum git yan köşkten bir fincan kahve iste. Misafirimiz geldi, kahvemiz yok. Biraz bu minimal olayı burayı bayağı bir sarmış. Yeni evlerin hepsi böyle minimal tasarımlarla yapılıyor galiba. Eskiler zaten kendini belli ediyor bunun gibi. Abi kepenkleri indirmiş. Dükkanı kapatmış gitmiş abi ya. Nereye gittin abi ya? Bu saatte dükkan açılmaz mı ya? Ne kadar çirkin bir görüntü ya. Şuraya bak. Bildiğin kepenk yani. İğrenç. Şurada güzel bir ev var yine. Gayet hoş.
böyle devam ediyor hoş evler. Ya bu sineklik ve de gölgelik anladığım kadarıyla enteresan, herkes yaptırmış. Bak bu da iyi bir iş kolu ha. Bu işte iyi para var, biz burada sineklik satalım. Abi de ona el sallıyorum zannetti. Oo, bu evler de güzelmiş. Biraz dalga yiyelim şöyle. Abinin dalgası. Hop. Dalga motor dedikleri böyle bir şey işte. Şu evde utanmasalar yerle birleşik yapacaklarmış. Tarz enteresan. O evlerin adını biliyordum. Böyle yüksek çatılı olanların, unuttum ama sonradan ne olduğunu. Şu da çok güzelmiş gerçekten. Evet, açılan bir köprü, onu da göstereyim. Köprüler Miami'de genellikle böyle belli saatlerde, belli dönemlerde açılıyor. Büyük teknelerin geçmesi için. Ufak tekneler için sorun değil. Bizim gibi tekneler, gezi tekneler altından geçebiliyor ama büyük tekneler geçemiyor doğal olarak. Şimdi şunun adını unuttum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Abi suyun üzerinde. Ben Antalya'da yapmıştım ama gerçekten adını unuttum ne olduğunu. Bayağı da yükselmiştim. Bu abi bu arada profesyonel. Bayağı bir kalabiliyor. Ben çünkü böyle bir 20 saniye falan 30 saniye kalıp patır kütür düşüyordum en fazla. Bu abi güzel ama çok fazla yükselmiyor. Jet ski ile sizi takip ediyorlar. Jet ski'ye bağlısınız zaten. Suyu aşağıya doğru hayvan gibi pompalıyor. Öyle ayakta duruyorsunuz. Çok keyifli bir şey ama düşerken biraz canınız yanabiliyor. Onu da söyleyeyim. Dengeli düşmezseniz eğer. Ben hep böyle artistik yapacağım diye yüzüstü falan düşüyordum. O yüzden sıkıntı oluyordu. Abi şu anda lay lay loy loy yapıyor. Gördüğünüz gibi bize de el sallıyor. İnşallah düşersin bebeğim. Şöyle kafa üstü bir düş inşallah. Hadi bakalım, hadi inşallah. Kafa üstü, kafa üstü inşallah. Çakıl, çakıl. Tekneye gir, tekneye. Tekneye gir. Dal, dal. Dal lan, dal. Ana daldı mı? Allah'a daldı. Bak gördün mü? Adamsın, adam. Herifsin, herif. Bak yine daldı. Delirdi, her şeyi bilir. Kayaya denk gelirsin inşallah. Oo, yemin ediyorum Mad Max gibi olmuş burası ya. Duyan gelmiş. Bu nedir ya? Baya baya. Bildiğin Şile. Şu anda Şile açıklarındayız sevgili seyirciler. Ya bir de burada şöyle bir enteresanlık var. Görüyor musunuz? İnsanlar şu anda suyun üstünde, suyun içinde ayakta duruyorlar. Belinize kadar geliyor burada su. Şu anda sayamıyorum. Burada en az 150 tane falan tekne vardır. İrili ufaklı. Baya baya bir insanlar burada çökmüş durumdalar. Bizim otelimiz de şu. Suyun üzerinde olan beyaz. Orası otelimiz. Gayet güzel bir manzarası var. Sabahları bu manzarayla uyanıyorsunuz. Millet çoluğu çombalağı almış gelmiş vallahi. Duyan gelmiş. Suyun içine girmiş birasını içiyor. Hay. Bizde Ramazan dayı, bizde Ramazan. Bizde Ramazan. Millet iftar yapıyor, oruç yapıyor. Hey yavrum hey. Baksana abi 200-400'lük motor takmış ya. Ne gerek var ya. Helikopter mi uçuracağım ben anlamadım ki. Ben onun üçlüsünü de gördüm burada. 600'lük motor var. Ufacık. Teknede yani. Tekne bile denmez şuna hatta yani. Ufak bir şey. Şimdi çok enteresan. Bu abiler de dolmuş çekmişler bildiğin. Hakikaten yani tepeye kadar çıkmışlar. Şu ortadaki bar bu arada. Oradan içki alabiliyorsunuz, içecek alabiliyorsunuz isterseniz. Yanaşıyorsunuz ya da işte tekneyle değil tabii, tekneyle yanaşamazsınız ama direkt gidiyorsunuz. İçeceğinizi, içkinizi alıyorsunuz oradan direkt. Evet, bu abimiz de delirmiş. Trump bayrağı açmış. Amerika'yı tekrar güzel yapalım diye Trump'ın sloganı biliyorsunuz. Yani hiçbir amacı falan filan yok, öyle gelmiş. Böyle ben Trump'çım diye ortalıkta geziyor. Enteresan kafalar gerçekten. İnsan niye hayatına durup dururken siyasete sokar ki? Bunu illa birilerine göstermene gerek yok. Bu yukarıdaki uçak da şu anda böyle işte pankart taşıyorlar, reklam yapıyorlar. Evlenme teklifleri çok görürsünüz Miami'de. Uçaklarla böyle işte adını yazar, benimle evlen seni seviyorum falan diye. Reklam da çok yaparlar, çok meşhurdur. Sahillerden, sağdan, soldan, her yerden görünür bunlar. Bunlar da şurada hot dog satan bir yer var. Oradan yemek taşıyorlar kendilerine ama stil bu şekilde. Babaları çekiyor onları şu anda gördüğünüz gibi gayet elle. Onlar da alıyorlar. Birazdan denize gireceklermiş ama annesi şey dedi, denizi pek sevmiyorlar dedi. Biraz da oyalanıp çıkıyorlar sadece dedi. İt yüzmeye başladı. Bizim tekneye geldi. Hello buddy. Hello buddy. İt oğlu it. Seni yerim. Sen yüzdün mü? Sen yüzdün mü? Islak mısın sen? Yüzdün mü? Koçum benim. Seni yerim lan it. Yerim seni. Delirdiler şu anda. İstilada var. Çıkın bakayım dışarı. Çık oğlum, silkelenme burada. Daha yeni süpürdük her yeri. Abiler de yanımıza eğlenmeye geldiler. Ama var ya, bayağı eğlenir onlar bugün yani hakikaten. Çok eğlendirici, güzel malzemeleri var hakikaten yani. O jet ski ile yanaşanlar falan filan, aile kalabalıklaştı. Bayağı bayağı bir eğlenceliler.
Şu anda suyun içinde ilerliyorum. Kredi kartım da elimde. Yemek almaya gidiyorum. Şurada yemekçi var. Koskoca food diye yazıyor. Hot dog satıyorlarmış. Sosisli sandviç. Ondan alacağız. Başka şansımız da yok zaten. Bir iki tane daha farklı bir şey daha satıyor ama en iyi şu anda yaptığı şey sosisli sandviç diyebilirim. Grilled cheese var. Ben çok severim bu arada. Bir tane de ondan alayım. Yani bildiğimiz tost aslında grilled cheese bunların dediği. Hot dog var. Cheetos var. İşte dondurma falan filan var. Böyle şeyler satıyorlar. Oyuncaklar mı oyuncaklar falan. Hi buddy. Böyle çirkin bir görüntü biliyorum farkındayım ama. Yapacak bir şey. Hey buddy. Hi buddy. How you doing? Thank you. We got yeah. Footballs. We got everything you need. Şimdi bu görüntü hoş değil biliyorum farkındayım. Çok da uzatmayacağım zaten ama. Olay böyle. Suyun içinde geliyorsunuz. Alışverişinizi yapıyorsunuz işte gidiyorsunuz. Ne yapayım yani yapacak bir şey yok. Yeah. What would you like to do? $5. Okay, thank you. Yeah. Bahşiş vermek ister misin dedi. Ben de olur dedim. $5 dedim. Çekebilirsin dedim. Bahşiş de kendisi sordu yani. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Kızlar da gayet gevşemiş. Takılıyorlar işte. İçlerini içiyorlar. İçeceklerini içiyorlar. Öyle denize giriyorlar. Tekne kullanıyorlar. Aferin ama helal olsun. Kız güzel bağladı tekneyi. Vallahi helal olsun. Efendim şimdi okyanusa çıktık. Artık küçük kanallardan kurtulduk. Okyanustayız. Ben size birazdan plajları göstereceğim şuradan. Plajlar dolu. Ağzına kadar. Bomboş, orman gibi ama gayet güzel. Plajlarımız pazar günü bu şekilde dolu ağzına kadar. İnsanlar almış bütün her şeylerini gelmişler paşalar gibi. Yani zaten Miami'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi kilometrelerce kumsal olması, plaj olması. Şöyle görüyorsunuz dipsiz bucaksız gidiyor. Baya baya bir gidiyor. Hava halen inanılmaz sıcak. Öğlen vakti şu an 3 suları falan. Baya baya bir sıcağız şu anda gayet. Biz de bu güzel suda yüzelim dedik. Çünkü deminki su gayet böyle karanlık bir suydu. Aslına bakarsanız o kanal olduğu için, kapalı bir alan olduğu için. Ama şimdi artık okyanustayız. Burada dillok gibi bir su var. Hem de gayet güzel bir su var. Burada şimdi güzel güzel yüzeceğiz. Evet efendim, bir videonun daha sonuna geldik. Miami'den videolarım devam edecek. Çok merak ettiğiniz arabayı da size çekeceğim. Merak etmeyin. Bayağı bir yazan olmuş. Abi biz bunu çok merak ediyoruz diye. Güzel, özellikleri de güzel ama gayet hantal, enteresan bir araba. Anlatacağım size neler olduğunu, neler bittiğini. Çok yoruldum. Ya insanı var ya sıcak inanılmaz yoruyor gerçekten. Tek derdimiz bu olsun. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. O ayrı tabii de. En kısa zamanda yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.